Bu konumuzda bir siparişi iki parça halinde irsaliye yönlendireceğiz. İlk önce bir sipariş oluşturalım. Müşterimiz bizden toplamda 10 adet helva ve 10 kilogram bal almış olsun. Kilogram da bal alıyor. Fakat bunları 5-5 şeklinde göndereceğiz. Bizden fatura istemiyor. Bizden ilk önce irsaliyeleri istiyor ve biz bu kişiden ay sonunda hesaplaşıyoruz. Zaten malı kamyonla sevk ettiğimiz için irsaliyesini vermemiz gerekiyor. Faturalandırmayacağız. İrsaliyelendireceğiz biz bunu. Stok hareketlerinde sağ tuş yeni irsaliye, satış irsaliyesine geliyoruz. Müşteriye çift tıklıyorum ve bu müşterinin siparişlerini görebilmek için bu listede sağ tuş sipariş bağlantısına tıklıyorum. Bu müşteri benden 10 kilogram bal ile 10 adet helva istemiş. Her ikisini seçiyorum. Fakat buralara 5 ve 5 yazıyorum. Kaydettim. Kaydettikten sonra siparişlere gelelim ve karşılanan miktara bakalım. İrsaliye sonucunda 10 kilogram istenen balın 5 kilogramının karşılandığını, 10 adet istenen helvanın da 5 kilogram karşılandığını görüyorum. Eğer tekrar ben irsaliyelendirmek istiyorsam yine buraya giriyorum. Sağ tuş yine irsaliye, satış irsaliyesi. Yine müşterimi seçiyorum. Sağ tuş sipariş bağlantısı dediğim zaman ve her iki siparişi seçtiğim zaman buraya dikkat edin. Siparişleri aktarırken kalan miktarlarla aktarıyor. Yani burada sizi yanıltmamak için siparişteki miktar değil, kalan miktarlar buraya önümüze geliyor ve kaydet düğmesine bastığımız zaman gönül rahatlığıyla siparişleri irsaliyelendirmiş oluyoruz. Sonradan müşteri diyebilir ki benim irsaliyelerim artık faturalandır ve bana gönder, ödeme yapacağım. O da çok basit. Faturalardayken sağ tuş yeni satış faturası diyoruz. Müşterimizi seçiyoruz. Bu müşteriye ait olan faturalandırılmamış irsaliyelerin listesi içinde yine bu liste üzerindeyken sağ tuş irsaliye bağlantısına tıklıyorum. İki tane irsaliye görüyorum. İki irsaliyeyi de tek bir faturada faturalandırabiliriz. İki irsaliyeyi de seçtiğim zaman iki irsaliyenin toplam içerikleri buraya gelmiş oluyor. Kaydet düğmesine bastığım zaman da bu irsaliyeleri faturalandırdım. Buradaki F işaretinden de anlaşılıyor.